Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu soracağız. Bu anketimiz kesintisiz bir şekilde olacak. Hadi başlayalım. Merhabalar, sizi gördüm. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptıkları yapacağının teminatı olduğu için. Teşekkür ediyoruz. Tek lider, dünya lideri. Gerikiler pısır pısır. Poşetleri gördüm, her vatandaşa sorarım. Nasıl buluyorsunuz fiyatlandırmaları? Normal. Normal biliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. İyi günler olsun. İyi günler. Merhabalar teyzeciğim. Bak, bu sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu ki, hangi partisiniz? Biz parti değiliz. He? Parti değiliz teyzem. Anket yapıyoruz, röportajcıyız. Anket mi yapıyorsun? Evet, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kime verek sence? Bencesi yok, sizcesi var. Vatandaş olarak gönlünüzdeki aday kim? Vatandaş değil, Türkiye vatandaşı değil misin? Şimdi ben sana şimdi söylersem taraflı olurum, çok yanlış olur. Öyle mi? Ya, he? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mezara kadar gitsin anaşitlerle beraber. Hayır. Niye? En dürüst insan o. Hiç yalan konuşmaz. Bilmiyorsun ya, gidişine. Ben tansiyonumu çıkarma. Ben oruçluyum zaten. Bilinçli insan. Ver bana şu kamerayı. Bilinçli insan. Anaşit istemiyorum. Hastaneye rahat gitmek istiyorum. Ondan sonra ben sana bir şey söyleyeyim mi? O şeyleri istemiyorum. Demirtaşları, bebek katillerini. Anladın? Bunları yayınlayacaksın yani. Ben Tayyipçiyim. Tayyip istiyorum. Tayyip. Siz oraya gidin. Siz hep FETÖ'cüsünüz, anarşistsiniz. Aa, öyle demeyin. FETÖ'cüsünüz. Öylesiniz. Bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu sizler öldürdünüz. Kılıçdaroğlu. Şeyde, kimseye FETÖ'cü demeyelim. Kebersin gitsin. Tamam ama FETÖ'cü falan hiç kimseye denmeyecek şeyler. Evet diyorum, korkmuyorum kimseden. Demeyelim. Ama demeyelim. Ben FETÖ'cüye şey veremem. Anaşidi götürdün. Niye gitti anaşidin yanına? Ya, tamam ama teyze. Demirtaşı çıkaracak. Kesin yok, yargılarda iptal. Hastaneleri kaldıracak. Bilmem şeyleri kaldıracak. Uçakları kaldıracak. Arabaları kaldıracak. Bu kim ya? Bütün başın nasıl Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye kalktılar? Şeye erdik başına. Bunun başına sade bana yetmez o şey Kılıçdaroğlu. Sade bana yetmez. Öldürürüm onu. Senelerce benim çocuğum havaalanından ilaç alıp rahatla konuşayım. Ay, buyur teyze. Havaalanından ilaç alıyordum. Bulamıyordum. Evet. Burnum kırıldı. Ay, geçmiş olsun. Anladın mı? Onun yüzünden. Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan Türkiye'ye gelemez. Özal var, Özal. Anladın mı? Özal da iyiydi. Allah rahmet eylesin. Ama bunlar tam anaşı. Resmen diyor ki Tayyip Erdoğan'ı öldüreceğim. Ulan sen kimsin de Tayyip'i indireceksin aşağıya? Bir dön, herkes Tayyipçi. Bitti. Yani namgörlük yapmayın. Namgörlük kimse yapmasın. Ha ben tarlada çalışıyorum. Domatesi sana 1 liraya satacak değilim. Mecbur yukarı çıkaracağım. Ben de kazanacağım. Adam ne yapsın? Yok petrol çıkarmadı. Yok şey kaz çıkarmadı. Her sene bu adam yaptı. Gitsin baksın. Oturmasın FETÖ'cülerin yanına. Aferin. Ben FETÖ'cü istemiyorum. Bitti o kadar. Rahatladıysanız mikrofonumu alabilir miyim? Yok almam. Bu benim elime geçti. Tamam. Beni çıkarmasın, hakkım helal etmez. Kesintisiz yapıyoruz. Hakkım helal etmez. Ben bilmem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Açık net bu milletin beynini yıkadılar. Beyinlerini yıkamasın. Kendi vicdanlarına tanışsınlar. Yok et yukarı. Ede kendi kendine çıkarıyor yukarı. Ben de 5 veririm. Benim malım var şeyde. Gittim kestiriyorum, adam fiyatlı satıyor. Tayyip mi diyor ki satını fiyatlı? Ama olmaz öyle bir şey. Yanlış anlama, devletin denetlemesi gerekmez. Ya devlet hangini denetlesin? Dışarıyı mı, anarşiyi mi, burayı mı, orayı mı? Kendi kendine, sen benim malımı satarsan sen karışamazsın. Tayyip de gelip karışamaz. Senin vicdanın olacak yavrum. Vicdanın yoksa hiçbir şeyin yok. Bitti o kadar. Kim ne derse desin. Peki bu pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Pazar fiyatları normal kardeşim. Normal, onu çalışırken şu akşama kadar havaya gel, kafanı çekersen götün havada, kafanı yerge. Tabii ki zam, tabii zam koyacaksın. Tabii zam koyacaksın. Hayır, Tayyip'e vereceğim oyumu. Tamamdır teyzem. Hayır, ben Tayyipçiyim. Kim vermiyorsa, Kılıçdaroğlu'na veriyorsa, ha o şeydi Meral Akşeli, o zaten anaşit o karı. O karı anarşist. Merhaba anarşist. Anarşist. FETÖ'cülere bizim. İşinden başından utan. Söyleyeceğim bir şey yok. Dürüst insanlara iftira atıyor. Ne var? Saygısızlık yapma. Saygısızlık asla. Tanımadığı bir insana hakaret ediyor.
Ulan Meral Akşener'i tanırsan onun halinde konuşur musun? Hadi. Alıyorsunuz paraları değil mi? Kim, he? Musun? Kim alıyor? Almıyorum. Al. Gez. Benim kazancısam anamı tanıyorlar, onu veriyor bana. Öylelerini buluyorsunuz galiba. Yok valla biz her vatandaşın fikrini almaya çalışıyoruz. Teyzem biz sadece sizi de gördük, sizle de konuşuyoruz. Buyurun beyefendi. Bir şey soracağım. Ben tutayım rica ediyorum. Bir şey soracağım. Bu ülke bir zamanı bu Bulgaristan'dan ithal ediyorsa bu ülke bitmiştir. Başka bir şey konuşmaya gerek yok. Saman var ya saman, hayvanların yediği otu ithal ediyoruz ya dışarıdan. Ülke bitmiştir ya. Daha neyi konuşuyoruz? Sen mi getirdin? Samanı sen mi getirdin? Üreteceksin. 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 Ne yapıyorsun? Randevu alamıyorsun. Randevu alamıyorsun. Ayıp yani. Ayıp. Ben buluyorlar mahsusdan. Böylesini konuşturuyorlar. Biz kimseyi bulmuyoruz. Sizi gördük. Bak ben size şunu söyleyeyim. Bak, şurası balık pazarı. 100 liradan aşağı balık yok. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz. Ne oluyor? Yiyemiyor vatandaşı olarak. Madenlerimiz var. Kes lan. Kes sen. Pis kadın. He boğarsın. Ne konuşuyorsun? Kadına nasıl diyorsun lan? Nasıl? Kadına nasıl diyorsun? Kaçma. Sen büyüklük yap. Gideceğim. Sen büyüklük yap. Git. Tamam. Git. Gömerim seni. Git. Adam teşekkürler. Bana bak. Mikrofonum var. Dur. Berman. Dur. Sen benim kalbimi kırıyorsun. Kavga çıkıyorsun. Kadına. Yasin'in kadına. Hayvan. Bir dakika. Kadın yaşlı ya. Nasıl bu yapıyorsun lan? Tamam ben amcaya söyledim. Gençsin hakikaten. Konuşma fazla. Tamam. Amcam. Hayvan gibi konuşuyorsunuz. Tamam. Bak konuşma ha. Bir dakika. Kadına ben senin babandım. Ama ben. Kadına ben ama seni çıkar. Sen de değil. Bir şey söylemek için. Tamam kesin de lan. Konuşmasın öyle. Geçin. Vatanı sattınız. Onlar Amerikan'ın köpekleri. Seni sandın Amerikan'ın köpekleri. Evet. Abdülhamid'den devirdiler. Mahfettler Osmanlı ilişkiler. Şimdi Türkiye'yi paşalamaz değil mi? Araya da girmeyin. Emekli aile yalım almıyorum. Ulan Recep'in ihanesiyle ne anlıyorum? Ben 31 sene çalışmışım. Onun hakkını alıyorum. Eskiden gaz buyruğu, tüp buyruğu ne vardı? Her şey mavlu var. Vatan hainsin. Anlatabiliyor muyum? Sen vatan hainisin. Sen kimi savunuyorsun? Vatan hainisin. Kesintisiz. Vatan haini konuşuyor. Kesintisiz. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'dır. Kim mi? Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan kim başka? Başka kim olacak? Tayyip Erdoğan. Sizin adayınız kim? Nasıl almıyorsun? Eskiden tüp kuyruğu ne vardı? Her şey bolluk var ya. Yok mu? Hastaneden şey alamıyoruz. Acile gidiyorsun, hepsi yaptırıyorsun ya. Ben emekliyim bak. Bir dakika. Hey amcam. Amcam ya lütfen. Ben içiyorum ya. Ben de yaşlıyım. Tamam lütfen ya. Valla sonra benim işim zorlaşıyor. Bak büyüklük sende kalsın. Rica ediyorum kimse tamam. Kavga etmesin. Tamam. Lütfen. Bak canımın kıymetlisiniz. Tamam. Ay küfür yapıyor. Lütfen. Yok yaptın ya. Yapın baba. Tamam. Sevgili izleyenler, bir kalabalık var. Tartışma çıkıyor. Elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Düzgünce fikrini belirtmek isteyen varsa buyursun gelsin. Şuradan başlayalım. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanı kim olursa adayı ondan var mı ondan başka adayı başka bir şey? Buyur. Adayınızın ismini alalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Efendim lafınızı bölüyorum. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kim? Tayyip Erdoğan der oğlum. Gelmedi. Bu hayır millet böyle adam ister. Tamam. Bunlar nankördür. Milleti değil. Maaş alıyor, emekliyor. Tamam mı? Bir de taş atıyor. Bu hayır değil bu millet. Bu millet değil. Bunlar hayındır. Hızlıca sormaya devam edelim. Sakin sakin. Bireysel soruyorum. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Beyefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Yok bana sorun. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kendim. Kendiniz.
gençler bak ya, insanları burada görüyorum. Bireysel soruyoruz biz zaten. Kardeşim. Abim gördün ne kadar çabaladığımı sen de gördün. Tartışma çıkarmak istesem kendimi ortaya koyar mıyım? Kapatın bu yayını bak, insanlar birbirine sokuyor. Ben de işimi yapmak zorundayım. Yani. Ben de işimi yapmak hizmet değil bu. O seviyeye daha gelmedi bu toplum. Onun için boş verin. Tamam. Olmaz. Şimdi çarpıştırıyorsunuz demeyin, kesin siz anketteyiz. Ben kendi canımı düşünerekten insanların ortasına girdim. Ben insanların ortasına girdim. Kavga çıkarmak için. Böyle bir yancılık yok. Hayır, böyle bir yancılık yok. Pekala. Kapatın bunu, gidin kardeşim. Bak, yaşlı başlı insanları burada birbirine kırdırıyorsunuz ya. Biz kimseyi birbirine kırdırmaya çalışmıyoruz. Biz kimseyi birbirine kırdırmaya çalışmıyoruz. Hayır, yapmayın böyle şey. Sevgili izleyenler, kısa bir ara vermek zorundayız. Teşekkürler. Kendine göre fikri var ya. Sevgili izleyenler, iki arada bir derede kaldığımız az önceki tartışmanın ardından derin bir nefes aldık ve tekrardan sahalardayız. Hadi başlayalım. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Hiç sorma bana. Sormuyorum. Sizlerin beyefendi? Neydi kızım? Başkan adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu be kızım. Teşekkür ederiz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kızım yok. Gelmedi. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Efendim? Cumhurbaşkanı da kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Hemen sormaya devam edelim. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz. Hemen devam edelim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kim? Cumhurbaşkanı. Allah bilir. Allah bilir, pekala. Beyefendi, sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Evet, hacı. Amcacığım merhabalar. Cumhurbaşkanlığına kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Sebepsiz. Devam ediyoruz. Teyzeciğim merhabalar. Sizler Cumhurbaşkanlığına kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kimi istersem onu. Kimi istersiniz? Özel araba olsaydı. Kimi istersen oy gizli de bir şey. Kimseyi ilgilemez. Teşekkür ederim. Kimseyi ilgilemez, tamam, benim oyum. Vatandaşlarımız söylemek istemeyebilir. Gayet normal. Biz halkın nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Beyefendi var. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanlığına kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz. Hemen devam edelim. Hanımefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Öpüyorum. Söylemek ister misiniz? Ne oldu amcam? Buyur. Kim önde diyorum? Karışık. Kafa kafaya. Kafa kafaya mı? Burası Üsküdar. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ney? Başkan adayı mı? Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? 20 yıldır yaptıkları ortada. Gayet güzel işler yaptı. Ve istikrarında devamını istediğimizden dolayı Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Hanımefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı da kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Başkan. Teşekkür ederiz. Hemen devam ediyoruz. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı gelmedi. Aynı anda vatandaşlar cevap verince çok tatlı oluyor. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ben de kalsın. De kalsın. Amcacığım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ne? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan'a bir ilgili. Erdoğan'a, teşekkür evet. ederiz. Hemen sormaya devam edelim. Şurada bir beyefendi var. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Türk vatandaşı mısınız? Tabii ki. Ederiz. Aksanından dolayı sormak istedim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bize gerek yok. Bizim birinci partimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Kılıçdaroğlu. Aynen. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ben de size sorayım. Pekala, devam edelim. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı'na kim oy vermeyi düşünürsünüz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan amcacığım? En büyük o. Teşekkür ederiz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Merhaba. Cumhurbaşkanı'na kim oy vermeyi düşünürsünüz? İyi birisine. Kim iyi birisi? Son gelen. Son gelen kim? Aday ismi alalım. Hatırlayamadıysanız isimleri söyleyeyim sizlere. Yok, Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Hemen devam ediyoruz. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Teyzeciğim, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Çok zor olmasa gerek. Kemal Bey cevabı geldi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Benim Cumhurbaşkanım reisim. Neden Erdoğan? Adı. Çünkü o seviyorum. Dürüst bir insan, güvenilir bir insan, sözüne sadık bir insan. Yaptığı icraatlarını beğeniyorum vatana, millete. Çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Dolayısıyla oyum onadır. Teşekkür ediyoruz efendim. Ama ve lakin bir şey daha ifade evet, edeceğim. Ne geliyor?
Şimdi yalancıyı kimse sevmez. Kesinlikle. Yalancıyı Allah sevmiyor. Yalanlarla, dolanlarla bu memleketin, bu insanlarını kandırmaya kimsenin hakkı yok. Yemin ediyorlar, boş yerine yemin ediyorlar. Yeminlerde sadık olsunlar. Kimlerden ne diyorlar? Meclisimize çıkıyorlar. Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin meclisi değil mi orası? Kürsüsü. O kürsüye çıkıyorlar seçildikten sonra ne diyorlar? Ne diyorlar kürsüde? Diyorlar ki vatanımın bütünlüğünü koruyacağıma dair, layık sisteme sadık kalacağıma dair, parçalanmayacağına dair, bölünmeyeceğine dair orada ne diyorlar? Ne diyorlar? Yemin ediyorlar. Evet, yemin. Vatanımın bölünmenliğini, bütünlüğüne koruyacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim diyorlar, demiyorlar mı? Diyorlar. Peki ne düşünüyorsunuz? Peki bu antlarına niye sadık kalmıyorlar? İşte bunu da bilemiyoruz. İşte burada münafık ve yalancı bir insanın icraatları, görüşleri öne çıkıyor. Peki, sözünde durmayan bir insan bu Türkiye'yi yönetebilir mi? Güvenilebilir mi? Sözünde durmayan insanlar bu memlekete bak aşikar söylüyorlar. Diyorlar ki bölmeye geliyoruz, asmaya geliyoruz, yıkmaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık sistemini, Atatürk sistemini yıkmaya geliyoruz. Amcam, ne peki buna niye laf söylemiyorsunuz? Ben size niye laf söylemiyorsunuz? Ben fikrimi söyledim. Tamamdır. Reisi Cumhur'a, oyum Reisi Cumhur'a vereceğim. Teşekkür ediyoruz. Hızlıca devam edelim. Ama bunu yayınlayacaksınız. Kesinlikle anketiz. O yüzden böyle hangi şey bu? Seni. Medya, YouTube'dayız. Torunlara YouTube. Söyle izletirler sana. Tamam. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Sizlerin? Verebiliriz. Şey yapmayalım. Nereden okudun? Nereden okudun hanımefendi? Allah'ım tartışmayalım gözünü seveyim. Adayınızı alalım, hiç önemli değil. Oy gizlide kullanıldığı için meydanda oy kullanılmıyor. Ben de içim kalbimde duruyor. Kimi kendime yakın görürsem orada basarım oyumu. Söylemek istemiyorsunuz. Hayır, hayır. Hiçbir kere söylemem. Teşekkür ederiz. Hemen devam edelim. Beyefendi. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Benim. Evet. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir efendim? Benim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan... Dünya lideri. Daha sormaya gerek yok ki. Teşekkür ediyoruz fikirlerinizi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Bizimki belli zaten. Belli. Cevap gelmedi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cevap gelmedi. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? He? Cumhurbaşkanı da kime oy vermeyi düşünürsünüz? Tayyip'e. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Beyefendi sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aday ismi alalım. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Ceketiniz de çok güzelmiş bu arada maşallah. Teşekkür. Sağ olun. Kendinize bakınız. Ne zaman çıkıyor? Eksik olmasın. Medyalı YouTube'dayız. Hemen devam ediyoruz. Beyefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aha. Yakaladım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olabilir? Kim olsun? Başka kraldan başka kral var mıydı? Kral ismini alalım orada. Tayyip Erdoğan da başka kimse var mıydı? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Ablaya sorduk. Merhabalar hanımefendi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aday ismi almamız yeterli. Pardon. Ben katılmadım. Pekala. Devam ediyoruz. Amcacığım merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Adayı alsak yeter. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Başka devam yok. Ediyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? He? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet, bak burada evet. Aday ismini alalım sizden. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bay Kemal desem olur mu? Olur tabii ki. Bay Kemal. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Bir genç olarak kıvıralım. Demokrat. Pekala. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı biraz bu hilekar olacak ama broşürü görünce evet. Şey yapamadım. Alayım adayınızı. Görmedim broşürünüzü ama. Neyi alacağım? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Baksana kim var burada. Evet şey aday ismini alalım. Kemal Kılıçdaroğlu. İyi günler dileriz. Böyle biraz ortada duralım. Vatandaşlara tarafsız olduğumuzu belli etmeye çalışalım. Yanlış bir alandayız. Bir de bu nasıl oldu bakalım. Evet beyefendi size geldik. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Benim Cumhurbaşkanı adayım yok. Benim siyasette de işim yok. Siyasetten yana değilim mi? Adayınız var mı? 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. Bundan sonra yok zaten. Bundan sonra adayımız. Peki geçmiş seçimlerde AK Parti oy vermiş. Hep AK Parti'yi destekledik. Hep AK Parti'yi getirdik. Şu an hiçbirisini desteklemiyorum. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanı adayı mı? Evet.
Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz fikirleriniz için. İyi günler diliyoruz. Hemen sormaya devam edelim. Amcacığım merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Gelmedi cevap. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı size sorduk. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Sağ olun. Siz söylemek ister misiniz? Söylemediniz. Beyefendi Cumhurbaşkanı adayınız. Aldın mı? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Henüz kararsızsınız. Kararsızsınız. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Şu an Muharrem İnce galiba diye düşünüyorum. Neden Muharrem İnce? Konuşmaları bana daha doğru geliyor. Bu yüzden. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan'ın karşısına gelecek herhangi bir isim olabilir. Kılıçdaroğlu diyor. Evet, Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Valla şu anda oy verecek kimse olduğunu tahmin etmiyorum. Peki geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Kime? AK Parti. Allah korusun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Hemen devam edelim. Hanımefendi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı adayınız kimdir? Hayır. Amcacığım size sorduk mu? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Amcam? Siz hep taraflı konuşuyorsunuz. Vallahi iyi birliği taraflı konuşuyorum. Beni çattırmayın size. Aa, ben biraz gel, bozuk konuşurum. Gel o zaman kendimi. Aday ismini alayım mı? Kesintisiz anketteyim. Hadi yürüyün hadi. İçindeyim zaten. Biz tarafsızız ama. Kaç tane sizinle nizâ ettim, münakaşa ettim, hatta vuracaktım ağzına. Onun için konuşmayın. Peki hala sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Hemen soralım. Sizlerin, alalım buraya. CHP. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Dürüst olduğu için. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Beyefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Size daha önceden sorduk mu amca? Yok. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Sizlerin Cumhurbaşkanı, amcam sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Kazanıyor adamız, çalışıyor. Kasaptan gelmişsin, gördüm poşetleri. Nasıl değerlendiriyorsun? İyi, iyi, iyi. İyi görüyorsun, pekala. Seçim zamanı böyleleri gelir, medyatik konuşurlar. %56.2 Tayyip Erdoğan kazandı. Bunu İngiltere merkezi söylüyor. %56. Hikaye yapmayın. Bu vatan benim. Ben bu vatana Amerikalılarla iş görenlere vermem. Cumhurbaşkanı bak, iki kulağımı da kaybetmişim. Bu vatan için iki kulağımı. Erdoğan diyorsunuz değil mi? He? Cumhurbaşkanlığı adayınız Erdoğan. Tayyip Erdoğan 156.2 ile kazanır diyorum. Aday demiyorum. Türkiye. Adayınızı alalım. Yok. Boş verin. Dıştan fonlanmış medyacılar buraya gelirler. Teşekkürler. Biz fonlanmıyoruz. Hiç var ne konuşacak bir şey yok. Amerikalılar neyse ben elim tabanca. Ben oradayım. Karşısındayım. Teşekkür ederiz. Ayağıyla seccadeye basıp bizim gibi kapalılar oy veriyor. Biz yaptık bunları. Sizin hatanız yok. Adamın da hatası. Bak İmamoğlu'nun hiçbir hatası yok. Ona oy verenler hata yaptı. Devam hadi edelim. İyi günler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir beyefendi? Ne bileyim ben. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Gel meraklı var. Ne istiyorsun söyle. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ha, Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur kızım. Ama ben bir dakika. Ama ben Cumhurbaşkanı ama yayınlayın. Kesintisiz anketteyiz. Ben hayalimdeki Cumhurbaşkanı nasıl olsun biliyor musun? Ben istiyorum ki Anayasa Mahkeme Başkanlarını belediye başkanı halk seçsin. Meclis başkanı da halk seçsin, işte o zaman Türkiye demokrasi gelir. Çünkü bireyler gider, Anayasa Mahkemesi dava açar, şu partiden haksızlık gördüm. Birbirini suçlamazlar, birbirinin hakkını yemezler, kötü küfür konuşmazlar, kötü laf söylemezler. Anlaştık mı kızım? Aynen amcan dediğini yayınlayın. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Buradan başlayalım. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir beyefendi? Aday ismi alalım. Ne diyorsun? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Bey. Hiçbir şey söylemedin. Sana hiçbir şey söylemedim. Tamam döndüm size. Yok. Bu kadar. Size soruyorum kim o? Aday ismi alıyoruz yeterli. Amcam gerginliğe girdim. Sana soruyorum kim olsun? Kendi görüşüm bu. Herkes değerlendirecek. Sana soruyorum kim olsun? Biz karar vermiyoruz. Vatandaş olarak siz karar veriyorsunuz. Ha iyi tamam kolay gelsin. Eyvallah. Tamam kolay. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip. Tayyip. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Tayyip. Sizlerin? Tayyip. Hemen buraya geçtim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Her zaman da Kılıçdaroğlu. Ülkeyi yakması için. Merdivene ters binen adam. Tabii ki reis ölümüne. PKK'ları bir ülkeye getirmeleri. Devleti satacak, devleti satacak değil mi? Onunla değil. Allah Allah. Tartışma çıkmasın. Ben araştırmışım, sen araştır. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Hep AKP'yi savunanları çekiyorsunuz. Benim çocuğum iki tane üniversite bitirdi. Biri Marmara, biri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Marmara'dan biyoloji, Cerrahpaşa'dan tıbbi istatistik okudu. Nörolojide tez verdi. Gördüğünüz Yapı Kredi'ye 20 yıl hizmet, 31 yıllık emekliyim. Amcanız, eşim de 33 yıllık emekli. Böyle
böyle bir beteri gelmedi Türkiye'nin başına. Diktatörlükle idare ediliyoruz. Cumhurbaşkanı adayınızı alabilir miyiz? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Bir tartışma var. Amcam. Az önce telefon çıkartın telefonları. Çıkartın bakayım telefonları. Size gitti size. Teyzem, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hanımefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan her zaman. Neden Erdoğan? Onu seviyoruz, ondan her şeye biz arkamızda olduğu için biz de onun arkasındayız. Teşekkür ediyoruz. Aha, telefon çıkardı. Tamam işte. Asker var, asker. Al işte tamam. Telefonu soruyorsun ya. Yüzüklere baksana, önlerinde yüzüklere bak. Az kaldım deme. Elinde yüzüklere bak. Altında yüzüklere bak. Kaç sene önce almış? Kaç sene almış? Üsküdar'da oturuyorsun, gelmiş bir daha kemlik yapıyorsun. Nerede oturacaklar? Kemlik yapıyorsun bir daha. Ben yaparım. Yürü git. Bana kimse karışamaz. Boş ver ya, boş ver. Sen kimsin? Parmağımdaki yüzüğü satacağım. Alalım buraya. Hele bir dokun da görmüyor. Parmağımdaki yüzüğe de göz dikmezsiniz efendim. Yanlış anlamayın da kusura bakmayın. Hemen devam ediyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Yok, yola devam diyorum. Aday ismi alalım. Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Size sorayım. Neden Erdoğan? Şu anda Cumhuriyet kurulduktan beri gelen iyi adam. Teşekkür ederiz. Atatürk'ten sonra Türkiye'ye gelmiş en büyük devlet adamı dünyada da sayılıdır yani. Teşekkür ederim. Yani. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Kim olacak başkan? Kılıçdaroğlu, size de soralım. Ya da bir tane soğan 35 lira olmuş kilosu. Memlekette bir şey kalmadı ki, hepsini battırdı. Memleket diye bir şey kalmamış. Kılıçdaroğlu yine sen ucuz böyle. Sizin Cumhurbaşkanı adayı. Tayyip Erdoğan. Çok seviyorum çünkü. Romanlar her zaman Tayyip'in arkasında. Pekala, devam ediyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Değişmesi lazım yahu. Daha önce de AK Parti'ye vermiş miydiniz? Daha önce ben Selahattin Demirtaş'a verdim, HDP'ye verdim, AKP'ye de verdim. Hepsine de verdik biz. Amcam tartışmayalım. Sonra biz tartışmayalım. Memleket alıyorum. Ne olacak 6000 lira? Kaç para maaş alıyorum? 6000 lira alıyorum. Et kilosu kaç para? Size ne kadar? Kaç para ya? Size ne kadar verseniz yine doymazsın. Ya hala övünüyorsunuz ya. 21 sene oldu. Batırdınız memleketi. Sattınız ya. Daha ne kaldı ya? Tamam, anketi sonlandırıyorum. Sevgili izleyenler, anketimiz burada son buluyor. Yine bir tartışma çıktı her zamanki gibi. Teşekkürler. Kanala abone olmayı da unutmayın sevgili. Sevgilerle.